kaptaran, fedakar, ve cefakar. Kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi. Yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari. Sevgili izleyenler, Siyaset Kazanı programında İzmir'in yine uzak ilçelerinden, merkeze uzak olan ilçelerinden Bergama'dayız. Bergama'nın hareketli bir pazarı var. Acaba yerel seçimler öncesinde de Bergama'da hareket var mı? Pazar gibi mi acaba Bergama? Buraya pazara alışverişe gelen vatandaşlara soracağız. Bakalım düşünceleri nedir? Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Evet. CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin adayları, aday adayları kapınızı çalmaya başladılar mı? Çıktılar mı sokağa? Çalmadılar da. Tanıdıkları var mı hiç? Daha önce çalmışlardı. CHP'ye atmıştım oyumu. Daha hiç çalmadılar. Gelen olmadı. Hayır. Daha başlamadı. Tanıdıklarınız herhalde. Var mı hiç böyle partilerden? CHP'den, MHP'den, AK Parti'den böyle belediye başkan adaylarınız var mı? Var yani, hepsini tanıyoruz. Kimler var mesela? Bu başkanı zaten seçtik. Evet, Mehmet Gönenç falan. Kendimiz seçtik biz onları zaten. Malda şu ana kadar çalan yok. Yani siyaset kazanı kaynıyor mu Bergama'da? Yok. Kaynamaması lazım. Bizim belediye başkanımızdan şikayetimiz yok şu anda. Şekerleri var burada değil mi? Evet. Pazar nasıl geçiyor? Hareketli mi? Normal. Böyle ben belediye başkanı olmak istiyorum deyip kapınıza gelenler oldu mu? Olmadılar şu ana kadar, yok. Pazar dolaşıyorlar mı? Daha yok. Kim geldi? Ben görmedim daha şu Kim anda. Kim geldi? Birisi geldi. Evet. Evet, bir tanesi evet. Gelmiş. Bugün mü? CHP. Ne zaman geldi? Cumartesi günü geldi. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Siz belediye başkanı olsaydınız, kadın bir belediye başkanı olsaydınız, Bergama'ya ilk ne yapardınız? Bergama'ya ilk. Yani icraat yapsak ilk işiniz ne olur? Vallahi kadınlara yönelik hiçbir yerler yok. Şöyle güzel bir yerler açardım herhalde. İş yeri açarız, fabrika yani. Şey. Tabii ya. İşsizlikten yok. Millet kırılıyor. Yok. İş yok. Gençler duruyor. Evet. Aday adayları kapınızı çalmaya başladı mı? Hayır, daha şu anda bir gelişme yok o konuda. Yalnız her gelenler de sözünde durmuyorlar. Hele şu pazar yeri olarak şu pisteğe bakar mısın? Burada Bergama'nın hani en temiz olacak bir yeri, hiçbir bakım olmuyor. Hiçbir... Siz belediye başkanı olsaydınız, Bergama belediye başkanı olsaydınız ilk ne yapardınız? Ben belediye başkanı olmak istemem. Yani olsaydınız ilk ne yapardınız? Valla ben ilk baş toplumun yani gerçekten kullanılacak yani burada 3000 tane insan çalışıyor yani. 700-800 tane insan çalışıyor ama 2-3 kişi de yanında çalışıyor. En azından 2-3 bin kişi ekmek yiyor ve bütün vatandaşların hepsinin de buraya geliyor yani. Bergama'nın sizce ne sorunu var abi? Bir saniye. Her hafta burası kullanılan bir yer. Devamlı kullanılan bir yer ve toplumun devamlı kullandığı bir yere temiz olması lazım. Bakımlı olması lazım. Ve buralara da biraz yatırım olması lazım. Ama hiçbir gelişme gösterilmiyor. Abi ne olsun yani, yapabildiğini yapıyor. Ben görüşüm o yani. Şu andaki Bergama Belediye Başkanı yapabildiğini yapıyor yani şu an. Size göre Bergama'nın sorunu var mı? Ya vardır tabii ki. Mesela? Olmamasına gerek var mı? Şimdi iş imkanı şeyi bir kere yok burada. Ya bugün 73-75 bin nüfusumuz var bizim ama iş sahası diye bir şeyimiz yok. Tamam, halka diyalog yaparsın, istedikten hiç olmasa biraz yerine getirelim diye çalışma iş yaparsın ama hiçbir şey yapmadı. Bergama'ya çok şeyde yapılacak şeyler var. Bir tanesini mesela şu köprüyü buradan kaldırmalar lazım. Bizim Fevzi Paşa Mahallesi'nin köprüyünü kaldırmalar lazım. Valla her tarafı olan bizim de var tabii. Mesela ne var? Mesela, bir tanesini söyle. Altyapı, bu pazar sorunlarımız var yani. Siz de pazarcı mısınız? Evet, pazarcıyım. Abla, teyze, nasıl teyze, iyi misin? İyiyiz. Adınız? Sultan Yılmaz. Sultan abla. Partilerin aday adayları çıktı mı sahaya? Kapınızı çalmaya başladılar mı? Çalıyorlar. Kim çalıyor? Kim ne söylüyor? Ben hiçbir şeyde gördüğüm yok. Yani rahatsızdım, geldim. Onları sordular. Yazdılar. Peki seçimler Bergama'da böyle bu pazardaki gibi hareketli mi yani geçiyor? Evet, hareketli geçiyor. Evet, yürüyüşler. Geçiyor, yürüyüşler, şeyler, konvoylar. Burada pazar yerinde dolaşıyorlar. Bir
Hüseyin abi, Bergama'da mı oturuyorsun? Evet. Peki seni Bergama Belediye Başkanı yapsak, sen Bergama'yı ilk olarak ne yapardın? Ne gibi, ne gerekiyorsa onu yaparız ya. Mesela? Bir pazar yerleri düzelir. Ondan sonra gereken ne varsa onlar yapmaya çalışıyoruz. Yani oy kullanıyorsunuz değil mi Bergama'da? Tabii canım. 2014 yerel seçimlere size göre Bergama Belediye Başkanı hangi parti kazanır? Vallahi eskiden olsaydı DP derdim de. Şimdi? Şimdi de CHP'ye. CHP kazanır. Vallahi Raşit koymazsa AK Parti kazanır. Raşit koyarsa, çünkü Raşit bir yatırım yapmadı Bergama'ya. Başka birisi olursa AK Parti kazanır. Peki. Veyahut da MHP kazanır. Vallahi aynı belediye başkanımız kazanır diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Halk Partisi diyorum ben de. Valla hepsi çekişmeli geçiyor ama bilemem, belki yine Mehmet Gönenç alabilir belki. Yarım işleri var çünkü onları tamamlaması için. Yine bu olur, evet. Diyorum ben. Evet. Çalışıyor adam ya. Bu kazanır. Abi kim kazanırsa kazansın. Sözünde duran gelsin yani. Bizim konumuz yani siyaset değil. Biz sözünde duranlar, çalışanlar, yani güvenilir insanlar gelsin. Şimdi belediye başkanı geliyor. Bir sürü vaadetlerde bulunuyor. Gidiyorsun belediye. Nerede? Ankara'da. Nerede? Başka. Kardeşim senin işin burada. Gel bu vatandaşa hizmet. Burada yapılacak şeyler belli. Belediyeye çıkıyorsun. Söyleniyor. Ama hep lafta kalıyor yani bunlar. Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar, kaptanın yüzdüğü deniz. Geziz abicim bizi. Semahat abla. Evet. Bergama'da mı yaşıyorsun? Evet. 15 liramız. Ayır parça 1 milyon, seç beğen al 1 milyon, ne alırsan al 1 milyon. Ayşe Fatma Feride, kalma böyle geride diyoruz. Buyur ablacığım. Seni belediye başkanı yapsak Bergama'da ilk ne yapardın abla? Bergama'da ilk ne yapardım? Şu an belediye başkanımızdan memnunuz. Şu anki başkanımızdan. Ben onun ilerlemesini isterim. Sen de gidip reyini kullanacaksın değil mi? Evet. Kime oy atacaksın? Ya oğlum şimdi hangisi hayırlısı olsun ya. Yani aday adaylarını tanıyor musun? Tanımıyoruz. Tanımıyorsun. Hayır. Hiçbir şekilde hayır görmedik. Peki siz Bergama'nın genç bir bayan belediye başkanı olsaydınız, Bergama'da yaşayan gençler olarak ilk ne yapardınız Bergama'ya? İlk ne yapardım? Öncelikle ulaşım kolaylığı sağlardım. Çünkü Bergama İzmir'e bağlı bir ilçe ve İzmir merkezde ne kadar ulaşım rahat. Her yerde İzban, metro, otobüs bir sürü. Ama buradan Alaya gitmek bile bizim için sorun. Ve biz öğrenciyiz, İzmir'de yaşıyoruz normalde. Ama ulaşım sorunu olduğu için yani 1,5 saatlik mesafeyi daha da kısa hale getirebilirler ama biz evimizde değil de burada bir yerde yaşıyoruz yani. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bergama Devlet Hastanesi'nin önce bir çevre düzenlemesi olsun. Çünkü burası turistik bir belde. Başımıza kim her ne gelirse gelsin önce hayırlısı olsun. Ve istiyoruz ki sokaklarda evsiz barksız olanlar, İller Bankası'ndan akan paralar sokaklara akmasın. Sokaklarda üstünde başında olmayan, sıcak bir yudum çorba bulamayanlar, soğuk kış gününde bizlerin yardım ettiği, telefon edip de zabıtanın gelmediği, sahip çıkmadığı bir başkan gelsin başımıza. Gemisini kurtaran aday adayları var partilerin, biliyorsunuz. Ya belli olmadı yalnız. Belli olmadı. Belli olmadı da. Onun için bir yorum yapamayacağım. Salatalık körpe diyen, soy içine Bluetooth koy abi. Partilerin Bergama'da aday adaylarını tanıyor musun? Tanımıyorum. Ta yeni geldim ben buraya, tanımıyorum. Ben peki sen Bergama Belediye Başkanı olsan ilk Bergama'ya ne yapardın? Bergama'ya ne yapardım? Bergama'ya bir iş sahası açardım. Bergama'nın iş sahası yok. İş sahası açardım. Bu alt tarafın yatırımlarını yapardım, yolları yapardım. Başka yapacak bir şey yok. Peki 2014 yerel seçimlerinde Bergama Belediye Başkanlığı'nı hangi parti kazanır? Kazanır. Halk Partisi kazanır. Öteki parti kazanın diye duyuyor muhtarlardan. Öteki parti hangisi? Sol parti mi oluyor? Ne oluyor? AK Parti. Hak eden gelsin. CHP kazanır. Gemisini kurtaran fedakar ve cephakar.
kaptanın yüzdüğü deniz. Gidiz abicim bizi yüzdürmeyin gari. Gari de gari gari. Orhan. Bergama'nın içinden misin, köyünden misin? Köyünden. Hangi köyünden? Paşaköy'den. Paşaköy'den. Şimdi biliyorsun artık köyler de seçimlerde ilçeye oy kullanacak. Evet. Nüfusu kaç köyün? Köyün 140 nüfusu. 140 nüfusu var. Aday adayları geldi mi hiç köye? Gelmez. Daha gelen yok. Daha gelen yok. Geleyim. Peki büyükşehir hizmet yapıyor mu köyünüze? Yapıyor tabii canım. Olay olanı falan yapıyor. İşin gerçeğini söyleyelim. Gelmedi. Döşeme vardı. Yarım öyle bekliyor. Geçen gün geldiler. Öçlere müşlere gittiler yani. Kaç sene? 5 senedir beri yarım ya. Zaten gelen adamları iyi fırçatacağım yani. Evet. Yani böyle iş yani. Önümüzdeki seçimler size göre nasıl geçer? Hareketli mi geçiyor? Nasıl geçiyor Bergama'da yerel seçimler? Doğruysa Ege TV'nin anlattığına göre Ülfer arkadaşı AK Parti parti başkanlığını seçmiş. Aday koymuş. Duydunuz mu duymadınız mı? Açıkladılar. Tabii yolu açık olsun. Herkes ümitle her şeyi açar. Çünkü bu sefer mi kadar inşallah iyi olur. Harekette geçiyor tabii. Tabii ki harekette geçiyor. Yalnız harekette geçse yani AK Parti'nin kazanacağı gene belli. Geçiyor şimdi de geçiyor. Daha belli değildi ama geçiyor. Hani eski seçimler nasıl hareketli miydi böyle? Şimdi daha hareketli olacak. Daha hareketli evet. Olacak. Peki siz Bergama Belediye Başkanı olsaydınız ilk ne yapardınız icraat olarak? Daha ilk ne yapardım? Halkı hizmet için kucağında başta koşardım. İlk ne yapmamız için ilki bilemem. İlki ve sonu bilemeyiz artık. İcraatın bir şey. Bergama Belediye Başkanı gayet basit bir şey. Çünkü neden dersin? 1,5 trilyon her ay para geliyor. Ne mutlu. Ben geçit çobanıyım. Çevrem olduktan sonra bunlardan hepsinden daha iyi yaparım. Buyurun. Ermedir. 1,5 trilyon. Mesela ben Sefa Taşkın'a dedim ki ne? Sen dedim niçin başkan olmak istiyorsun? 800 milyon dedi para geliyor. Buyurun dedim. Ya o vakit dedim bırak. 800 milyar bir para geliyorsa bir belediyeye. Belediye başkanı yapmak. Bergama'da ilk 4'te diyor adam. İlk 4. diyor Türkiye'de. Ve bu başkanı yapmaya ne mutlu. Evet. Ben de yaparım kusura bakma. Yalnız çevren güzel olsun. Bu işte çevren bozuksa kuş, çiçek şey avlarsın. Çiçek avlarsın kardeşim ya. Bırak geri kapalı bırak. Her şeye muhafak olurum ben. Bizler arabaların olduğu şey olarak arabaları Trafik otopark sorunu en onu başta onu hallederdin. İlk evvel o olacak. O olacak. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Bergama Belediye Başkanlığı'nı hangi parti kazanır? Bilemiyoruz onu artık. Onu bilemem. Adaylar sahaya bir çıksın ondan sonra mı diyelim? Ondan sonra. Bilemeyeceğim. O şimdi çok şey olur. Tatsızlık olur konuşmak. Ama inşallah tabii İzmir'de ne var? Gavur İzmirler var. Bu gavur İzmirler aday istediğini seçer. Ben onlara söyledim yani. Bu İzmirler, vaktikler konuşuyorum. Bu İzmirler gavur İzmir'dir. İstediğini seçer. Sen ona beni saptıramazsın. Bence CHP kazanır. Ha, ona bir şey diyemem. Bir adaylar çıksın mı diyorsun sahaya? Çıkarsa iyi olur. Bir çıksınlar bir görelim. Yani çıksınlar da hoydere meydan diyem. Bir o da meydan diyelim o zaman. Abi bu körpe salatalık mı? Ne diyorlar buna? Çıtır badem. Ne diyorlar bir de? Salatalı körpeden soy içine tuz koy. Değil mi? Limonun nerede? Ayşe Fatma Feride kalma böyle geride diyoruz. Bol kazanç versin diyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Adın ne? Bilmeyin adımı. Adını bilmiyorsun. Leyla. Leyla teyze. Bergama'da mı yaşıyorsun? Ya, köylerinde yaşıyorum. Hangi köyündesin? Dağlarda. Efendim yaklaşan yerel seçimler var biliyorsunuz. Partilerin aday adayları sahada çalışmalar başladı mı? Tanıdıklarınızdan var mı hiç? Var ya. Kim var? Yine şeye atacağız işte. Başbakanı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde siz belediye başkanı olsanız ilk olarak Bergama'ya hangi hizmeti getirirdiniz? Ya, hiç düşünmedim bunu. İlk hizmetim burası turistik yer olduğu için temizlik yani çok büyüğüm burada. Buna çok önem verirdim yani. Evet. Nasıl belediye çalışıyor mu? Az çok fazla değil ama az çok çalışıyor yani. Nasıl Bergama'da seçimler hareketli geçiyor mu Kenan amca? Vallahi şimdilik daha yok öyle bir şey ama. Genelde nasıl geçiyor böyle yani hareketli mi? Yok değil. Kıl olmadan dinleyiverin garip.
gari de gari hayret bir şey bunu vermeyin gari. Gari de gari zilleri takıverip oynay verin gari. Gari de gari. Şimdi siz belediye başkanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu? İlk icraatın iş imkanı olurdu herhalde. Bu ekonomide. Başka? Ne olmasını istersiniz? Bergama'da yaşayan sizlersiniz yani. Öyle. Bir para dağıttırdık insanlara. Peki. Özellikle 2014 yerel seçimlerinde, önümüze yapılacak yerel seçimlerde sizce Bergama Belediye Başkanı hangi parti kazanır? Mehmet Göneç. Yine Halk Parti kazanır. O bu şimdiki şeyimiz, belediye başkanımızdan memnunuz. İkisi de normal yani anlıyorum. AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi. İkisi mi çekişiyor diyorsun? Öyle, öyle. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben parti tutmadığım için çalışacak olan gelsin. CHP'den Mehmet Göneç kazanır. Aday olduğu takdirde. Aday olacak zaten, aday. Evet. Olması da gerekiyor. Yerel seçimin öncesinde hani partiler aday adaylarını çıkartıyorlar. Hı hı. İşte belediye başkanı seçmek için. Bundan haberdar mısınız? Bergama'daki siyaseti nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben sönük görüyorum kendi adıma. Yalnız tabii şu anki belediye başkanının çalışmalarını da yeterli bulmuyorum. Ben verilen hizmete bakıyorum seçmen olarak. Yani benim açımdan şu parti bu parti meselesi değil, şehir için ne yapılacağı önemli. Ama şu anki çalışmaları yeterli bulmuyorum. Peki siz belediye başkanı olsanız, Bergama Belediye Başkanı, ilk yapacağınız icraat ne olurdu? Ben çok sıkı bir hayvan severim. Her şeyden önce bu sokaklarımızda yaşayan hayvanlarımızın güzel bir şekilde barınması, beslenmesi için çok güzel tesisler açardım. Ve esnafın da buralara yardımını sağlardım. Ondan sonra şu caddeleri genişletirdim. Yani bu caddeler hiçbir Avrupa şehrinde yok. Arabalarımız zarar görüyor. Yayalar rahat değil, sürücüler rahat değil. Yani bir takım gelenekçi yapıyı korumak adına bu taşlar bence çok güzel değil şehir açısından. İlk icraat hemen şu şey yok mu? Otoparklar şuraları yıkar geçerdim, böyle bir şey olmaz. Çok yanlış. Otoparka giriyorsunuz, geri geri çıkıyorsunuz, oradan trafik akıyor. Çok çirkin, olmadı. Sevgili seyirciler, bir siyaset kazanı programının daha sonuna geldik. Efendim, İzmir'in merkezine en uzak ilçelerinden bir tanesinde Bergama'daydık. Bergamalı seçmenin yaklaşan yerel seçimlerle ilgili görüşlerini sizlere an ve an aktardık. Programımızın sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki programlarda hangi ilçede olacağız? Seçmenler ne diyor? Siyaset kazanı yine karşınızda olacak. Bizi tercih ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Anasmadık. Gezi daha biçim bizi. Yüzdürmeyin gari. Gari de gari gari. Fedakar ve cephaker, kaptanın yüzdüğü deniz. Geziz abicim bizi, yüzdürmeyin gari, gari de gari gari.